Başında özellikle siyasal ergin bugünlerde işte bir takım yönelimler yeni Osmanlıcı vesaire gibi böyle bir tavrın içinde olduğunu açıklamaya çalıştınız. Dolayısıyla şey, bunun neden yanlış bir şey olduğunu falan da sizin açıklamalarından da aslında kongrenin açıklamalarından da biliyoruz. Yani tarihsel şey de size böyle bir şey kanıtlıyor. Ancak bunu anlatmaya çalışırken Orta Doğu'da ulus devlet arayışlarının hala sürdüğüne ilişkin bir saptamamız oldu. Ancak biliyoruz ki Büyük Orta Doğu projesi ulus devletleri yok etmeye yönelik bir projedir. İşte Irak'taki somutlaşmış örneği de şeydir. Ciddi bir örnek. Evet. Türkiye'de mevcut siyasal ergin Büyük Orta Doğu projesiyle ilişkisi nedir? Bu proje bizi somut anlamda nasıl etkileyecektir? Bu konuda aydınlat istersen. Sağ olun. Şimdi bu Büyük Orta Doğu projesi çok önemli bir konu hakikaten. Fakat bunun resmi belgeleri halka açıklanmıyor. Yani demokratik bir rejimde bu da bir standart. Eğer Türkiye bir projenin eş başkanıysa, Medeniyetler İttifakı projesinin eş başkanlığı olduğumuzu biliyoruz Sayın Erdoğan ve Sayın Zapatero İspanyol Başbakanı. Fakat bir de Büyük Orta Doğu projesinin eş başkanlığı yürütüldü. Daha önce ben kendi kulağımda duydum Sayın Başbakanlar canlı yayında, teknik programında. Ama bununla ilgili bir belge bilgi hazırlanmadı, açıklanmadı. Yani devlet arşivinde bunlar var mı nedir bilmiyoruz. Eğer böyle bir proje varsa buna yönelik yayınları ben de okudum. Amerikan dergilerinde, askeri dergilerde, bazı siyasi dergilerde. Dediğiniz gibi özellikle Amerika'nın bölgeye yaklaşımı da federasyon şeklinde. Yani uluslu, cumhuriyet yapısı olsa bile bunu federatif yapıda, etnik gruplara ayırarak, kolay kontrol edilebilir, küçük gruplara ayırarak yönetme şeklinde. Eğer böyle bir şey varsa bizim tabii ki devlet yapımıza tezat bir durum bu ve bize de olumsuz koşulları yansıyacaktır. Mesela Irak'taki rejim değişikliği sonrası, federasyon yapısı sonrası bize etkilerini de görebiliyor. Bugün işte Türk milliyetçiliğinin etnik temelde atmasının bir temelde aslında Kuzey Irak'taki tabii ki yapının kurulmasıdır ve bütün çabalara rağmen Türkiye'ye dostane yaklaşmamasıdır. Bugün hala biliyorsunuz. Terör olayları yaşanıyor oradan gelen gruplar tarafından. Ve bizim askeri gücümüzü kullanmamıza da izin veriyor. Elimiz kolumuz bağlanıyor. Bu doğrultuda net bir yanıt veremiyorum çünkü dediğim gibi elimde net bir bilgi yok. Ama eğer Büyük Orta Doğu projesi nedir şeklinde de net bir yanıt yok. Mesela Dick Cheney'in bir makalesi var. Önceki dönemde bakanlık yapmışlar. İşte, birçok aslında bende bulgu var ama bunlar resmi rapor şeklinde olmadığı için hani böyle büyük iddialarda bulunamıyorum ama sezgilerim sizin aynı yönde katılıyor. Peki bu anlamda Büyük Orta Doğu projesi kapsamında ABD'nin bizim ülkemize bakış açısı veya PKK ile ilişkilendirilmesi nedenli doğrudur? Ya da böyle bir ilişki varsa Amerika bizim nasıl bir müttefikimizdir? NATO anlamında söylüyorum. Evet, bu burada tabii iddialar sınırla gitmemizde tam bilmiyoruz. Bugün PKK'ya kim destek veriyor? Batı basını Suriye ve İran'ı suçluyor. Öte yandan Suriye ve İran gazetelerine bakıyoruz devlet adamına. Onlar da Amerika'yı suçluyor, İsrail'i suçluyor. Yani komşularla sıfır sorundan biliyorsunuz herkese sorun politikasına döndük kısa bir sene içerisinde. Dolayısıyla şu an yani devletin nasıl bir istihbarat birimimiz var ona da hayret ediyorum. Yani hakikaten bu kadar terörün nereden kaynaklandığını, kimlerin desteklediğini, bunca nedeni neden öğrenemiyoruz ya da biliyorsak da neden bu halka duyulmaz bunu anlamış değil. Elbette büyük devletler her zaman kendi çıkarlarını düşünüyor. Büyük devletlerden hakkınızı alabilmek için masa yolunuzu bulmak zorundasınız. Amerika ile Türkiye düşman olmak zorunda değildir. Ama Amerika Türkiye ile düşman olmaması ve Türkiye'nin ulus devlet yapısını Amerika'nın desteklemesi için Türk devlet adamlarının asla taviz verilmeyen, asla masada müzakere edilmeyecek bir şey olduğunu anlatmaları gerekir Amerika'da muhataplar. Eğer bunu yapmazlarsa onlar da buna yakınmış gibi davranırlarsa onlar da tabii ki Türkiye'nin hiçbir devlet diyelim güçlü olmasını istemez. Çünkü bir rekabet söz konusu. Ama tabii ki konunun çok detaylarına vakıf olmadan ben böyle büyük yorumlar yapmak istemem. Yani işte Türkiye NATO'dan çıkmalı, şöyle olmalı, Rusya ile Çin'in ittifakı önemli gibi. Bunlar hep ayağa yere basar şekilde aynı Atatürk olarak desteklemeliyiz. Ama bunlar eğer dediğiniz gibi somut şeylerse, Türkiye'nin rejimi batılı müttefikleri tarafından değiştiriliyorsa isteyerek o zaman tabii ki yeni tercihler, yeni stratejiler geliştirme zorundayız. Ama orada da şeyi de biliyoruz. Yani Batı'nın bunu bu şekilde akıl vermesinin sonuçları nedir? Yani belki onlar da istediği şey Türkiye'nin artık bu şekilde devam etmemesi için
iç karışıklar seslenmiş. Aslında bunun bir kalkını kabul etmeyeceğini onlar da biliyorlar. Ama bunu karıştırmak için kullanıyorlar. Aslında gücü, somut güçleri biliyorlar olduğunun gücünü Türkiye'de ya da Cumhuriyetçi muhalefetin entelektüel açıdan hala daha güçlü olduğunu. Belki seçim sonuçları bizim umutsuzluğa sürükleyebilir. Fakat şöyle bakmak lazım. Yani burada genelde bizim daha özgüven sahibi ve kendini geliştirmiş, bir şekilde diğer insanları ikna edebilecek gücü elinde bulunduran kesim yine aslında Cumhuriyetçi muhalefet farklı kanatlarıyla farklı görüşüyorlar. Dolayısıyla onu tam neden yaptıklarını da bilmiyoruz. Belki de sadece Türkiye'nin oyalatmak, gücünü kırmak için. Sayın Hocam, aslında endişe verici olan şu. Çıkıyor siyasal açıklama yapıyor. Yani ülkenin başbakanı çıkıyor açıklama yapıyor. Diyor ki, biz diyor bakın diyor şey, bunun dış destekli olduğunu biliyoruz. Bu konuda dış destek var, ciddi anlamda dış destek var. Hem lojistik anlamda hem ekonomik anlamda dış destek var diyor. Oysa bu da dış desteğin ne olduğunu bir türlü açıklamıyorlar. Ya bizim Türk ulusu olarak bunu bilme hakkımız yok mu? Yani kime karşı savaşacağımızı bilelim, kime karşı ittifak yapacağımızı bilelim. Yani çıkıp şey demesi gerekmiyor mu sizce? Ey Amerika, işte siz işte geçmişte çekişmişte yapıldığı gibi 32. paralelde işte böyle desteklediniz. Bugün de şunları yapıyorsunuz. Ayağınız denk alın filan. Ya da ey Türk ulusu, siz de bilin demesi gerekmiyor mu? Bir. İkincisi de efendim şey, yani ben bu bahar, Arap Baharı meselesine filan da asla inanmıyorum. İşte çıkıp şey, özellikle kendi kışkırttıkları bir şeydir, kalkışmadır. Arap Baharı meselesi. Olumlu yanlarını vesairesine filan da asla inanmıyorum. Tunus'taki seçim sonuçları ortada. Libya liderinin nasıl öldürüldüğü ortada. İşte orada kimlerin siyasal iktidarı ele geçirmeye çalıştıkları ve kimlere teslim ettikleri ortada. Asla demokrasi getirme filan gibi bir anlayış da yok. Yani eğer KKK'yla bu ülkenin bölünmesine hizmet eden bir mantıkla bu anlamda işbirliği içindeyse emperyalizm mutlaka açıklanmalıdır. Yani onların açıklamasını beklemeden bizim tespit etmemiz ve sizin de önderlik etmeniz gerekir diye düşünüyorum akademisyenler olarak. Haklısınız. Zaten demokrasi, cumhuriyet aslında şeffaf bir yaşamdır ama biz öğreniyoruz ki bizim deprem derslerimiz aslında bütçe, kanunlu bir şey geçiyor. Bütçe görüşmeleri yapıyoruz biz de. Halka duyuruluyor. Yani biz aslında teorik olarak kendi kendimizi söylüyoruz. Ama nasıl bir yönetimse başka yerlere kullanıyor. Benim hiç onayım olmadan, iznim olmadan böyle bir şey yapmayı kendilerine atlıyorlar. Ya da Türkiye'nin sırasında böyle ciddi meseleler varken bunun aslında hiçbir bilgimize verilmiyor. Bu gerçekten bizim aslında çok da demokratik ya da çok da cumhuriyet rejiminde yaşamadığımız için. Teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ben sözünle iyi niyetinizden kuşkun olmamakla beraber bir ikazda bulmak istiyorum. Çünkü bence çok önemli. Şimdi konuşmayı dinledim genel itibariyle, hiçbir itirazım yok ama Mustafa Kemal Atatürk'ün batılılaşma, yani Cumhuriyet'in kuruluşuyla beraber batılılaşma sürecini anlatırken şöyle bir cümle kurdunuz. Osmanlı'nın son dönemlerinde batılılaşma faaliyetleri oldu fakat maalesef bunlar tabanda yer bulmamıştır, başarılı olamamıştır ama Mustafa Kemal bu süreci tamamladı gibi böyle bir cümle kurdunuz. Bu da bence kanaatimce çok yanlış bir cümle bu. Çünkü Osmanlı'nın son dönemlerindeki batılılaşma sürecine sürüklemek isteyenlerin zihniyetiyle Mustafa Kemal'in zihniyeti bir kere aynı kefeye koymuş gibi bir durum çıkıyor ortaya ki bizi de tam buradan vuruyorlar yani. Yani kimler buradan vuruyor? Biliyorsunuz yani hani cemaat bizi buradan vuruyor daha Türkçesi. Yani Jön Türklerle Mustafa Kemal'in aynı kefeyi koymaması lazım. Çünkü Osmanlı'nın son dönemindeki batılılaşma anlayışı Batı özentiliğinden ibaretti. Ama Mustafa Kemal'in ortaya koyduğu yeni bir medeniyet anlayışıydı. İkisi arasında çok ciddi bir fark var. Bir de batılılaşma diye bir şeyi ben kavram olarak yanlış kullandığımı düşünüyorum. Bu bizi yanlış mecralara sürüklüyor. Gençlerimizi de yanlış mecralara sürüklüyor. Ben bu kavramın böyle çok içinin boş olduğunu ya da altının tam doldurulmadan kullanıldığı için gençleri yanlış mecralara sürüklediğini düşünüyorum. Bunu lütfen bu konuda akademisyenler olarak daha dikkatli olmanız lazım. Hani sizi tebrik ediyorum. Hakikaten şu ortamda ben daha iyi biliyorum basın mensubu olduğum için
nasıl ateş çemberinin içinden gelip burada konuşabildiğinizi. Bu hakikaten bir yürekliliktir. Cesaretinizden dolayı tebrik ediyorum. İyi niyetinizden gene eminim yani tırnak içinde ama ona dikkat edelim hocam. Yani şeyi Mustafa Kemal'in ortaya koyduğu anlayışın batılı anlayış olmadığını bir kere bilinmesi lazım. Sonra demin beyefendi de bahsetti. Batının bize nasıl baktığını biz biliyoruz. Yani batasıca batı diyeceğim. Ayıp oldu. Hala Avrupa Birliği, Avrupa Birliği diyoruz. Ve gençlerimizi de dinliyorum ben. Atatürkçü gençlerle Avrupa Birlikçisi yani. Şimdi sen nasıl Atatürkçüsün de ulus devleti savunuyorsun, milli devlet ama aynı zamanda Avrupa Birlikçisi olabiliyorsun. Parası bir, bayrağı bir, dini bir, dili bir, her şeyi bir devlet, koca bir devlet Avrupa Birliği devleti, kabul etsek de etmesek de buraya girmek için düştüğümüz durum ortada. Giremeyeceğimiz zaten aşikar, girsek ne olur o da ayrı bir şey konusu, kimsenin bilgisi yok. Ama bu Avrupa Birliği masalı üzerinden Türkiye zaten aparılıyor bir yerlere. Ben bu konuda net bir tavır almadığını düşünüyorum Cumhuriyetçi kesimin, Atatürkçü kesimin. Bu konuda çok ciddi bir dik duruş ortaya, ne siyasal anlamda böyle bir dik duruş var, ne sosyal manada böyle bir dik duruş var. Yani ben Atatürkçü Düşünce Derneği'nden duymak isterim Avrupa Birliği'ne hayır diyoruz biz diye. Ya da Cumhuriyet Halk Partisi'nden zaten duymak isterim. Onlardan umudu kestim ben. Yani ama hiç değilse bu altyapısındaki sosyal şeylerin bunu yapması lazım diye düşünüyorum. Yani. Haklısınız, güzel söylediniz. Tabii şu var, ben zaten tamamen bir tutmuyorum. Ne Osmanlı döneminde, modernleşmede şeyi ayırdım. Fakat yani Osmanlı döneminde de yine Türk milliyetçiliğinin doğuşu, Atatürk'ün yetiştiği dönem bu. O dönemde de inanın yine çok vatanperver insanlar görev yapmış ve birçok kişi olmuştur. Yani bu sizin fikirlerinizi o dönemde de savunan insanlar olmuştur. O konuda haklı olabilirsiniz ama ben yine de benzerliklere dikkat çekerek eski devletimizle yeni devletin arasında bir kopuş olmadığını göstermek açısından. Ben bunun faydalı olduğunu Türk tarihi açısından düşündüğüm için özel olarak buna dikkat çekiyorum. Sonuçta Atatürk o dönemde yetişmiş bir insan ve tabii ki biz şimdiki cumhuriyetimizi savunuyoruz ama orada da bu geçişin sağlanması, yumuşak geçişin bence daha süreklilik açısından daha doğru olabilecektir. Çünkü Osmanlı'ya da büyük bir toplumumuzun bir kesimde en azından itibarlı olduğunu biliyoruz. İkinci olarak batılılaşma konusunda da bence haklısınız. Modernleşmeyle literatür kelimeleri önce modernleşen batı olduğu için modernleşmek eşittir, çağdaşlaşmak eşittir, batılılaşmak gibi bir anlayış olmuş. Bunu Cumhuriyet Aydın da belki bu hatayla geçmiş ilk döneminde. Fakat zaman içerisinde ben batılılaşmak diyorsam siz onu modernleşmek, çağdaşlaşmak gibi okuyun. Öyle bir ben öyle okuyorum zaten. Ben senin kalbini biliyorum da hani herkes bilmiyor hocam. Doğru, kasıtlı bir şey değil. Üçüncü olarak Avrupa Birliği konusunda tabii o kadar güçlü bir şey var ki dışarıdan desteği olduğunu bildiğimiz yapı. Cumhuriyetçi muhalefet de kendi gücünü koruyabilmek için dışarıdan da destek almaya çalışıyor. Belki bu yönde Türkiye acaba ulus devlet yapısını koruyarak Avrupa Birliği üyesi olabilir mi? Orada daha gençlerimizin daha rahat yaşayabileceği bir yapı kurulabilir mi gibi düşünceler haiz olmuştu. Fakat dediğiniz gibi gelinen noktada hiç parlak gözükmüyor gidişat. Zaten bu süreç böyle devam ederse ben de inanıyorum ki yeniden artık bu şımarıklığı karşısında basının ve Türkiye'yi kabul etmemesi karşısında yeniden dediğimiz yönde bir gidişat başlayacaktır birkaç yıl içerisinde. Ve sizin eğilimimiz daha güçlenecektir diye düşünüyorum. Ya bu eğilim zaten halk tarafından güçlü. Yani ne var? İşte öne çıkanlar dillendirmiyor yani. Bütün mesele bu. Tercüman olanlar bunu dillendirmiyor. Akademisyenler ya da işte dernek başkanı adı neyse yani. Tüm toplum kuruluşlarının başındaki insanlar bunu dillendirmiyor. Yoksa Atatürkçü Düşünce Derneği üyelerine tek tek sorsak ben eminim %99 oranında Avrupa Birliği'ne hayır çıkacak. Ama bunu dillendirmek sanki böyle yobazlıkmış gibi algılanabilir korkusu var. Ama ne yapayım sen ne diyorsun hani Avrupa'ya hayır dedim ki sen. Ne demek yani böyle bir şey olur mu ya? Şimdi hocam çok ciddi yanlışları var yani. Bir cümle